Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle beraberiz. Yepyeni bir meslek öğrenmeye çalışacağım. Kimle beraberiz peki? Bize kaldılar. Bize kaldı. Bize kaldılar. Bezi ve Seçkin'in birlikteyiz. Şşşş, ne yapıyorsunuz? Asla sizin içeriğinizi çalmadık. Hiç de çalmadınız. Biz bugün eğitmen kimliğimizle buradayız ve Fırat'a makyaj öğretmeye geldik. Biraz hep diyorlardı Ceyda ablaya makyaj yap. Tersini de diyor olabilirler, onu hatırlamıyorum yani. Sonuçta bir makyaj yapacak. Bir şekilde makyaj yapılsın istiyorlardı. Aynen, makyaj. Onu gerçekleştireceğiz. Tabii burada teknikleriyle öğretecek. Fezi ile Seçkin, Fırat da artık. Benim çok ihtiyacım yok abi çünkü ben setlerde bayağı gördüm. Ha, biliyorsun, YouTube'da da izledim. Güveniyorsun kendine. Biliyorum, hemen başlayacağım hatta. Ha, bir bayağı hemen başlayacak. Nasıl başlanıyor? Önce şey mi, dua mı? Nasıl oluyor? Önce bir ilk yüzün yarısını Fırat kendi bildiğiyle ne yapabildiğini bir göstersin yapsın. Sonra biz biraz karışarak, biraz teknik göstererek, öğreterek diğer yeri öyle yapalım, olur mu? Olur, tamam. O zaman ben eşimin hep bu tarafını sevmişimdir. İlk olarak nemlendirmeyle başlıyoruz. Çok pardon, bir dakika. Videoyu şeyi hazırladık. Siz o sırada yoktunuz. Şuraya konuşuyormuşuz. Ha. Hazırladık ve Fırat şöyle yaptı. Ruj var mı? İlk soru buydu. Şuraya sordu. Buraya sordu. Sana palet getirdim, palet. Beğenim. Şöyle bana dolgun bir dudak yapabilir misin? Ya bebeğim ben bırak şimdi. Yani ben sana beğendiğim şekilde yapacağım. Önce yüzünü nemlendirmemiz gerekiyor. Ona takıt, bir onu iki söyledim. Ama şimdi makyajlar öyle değil midir? Önce cildi bir nemlendirir. Yani lütfen. Mükemmel öyle bir kanvas olsun. Nemlendirici yok. Yüzünü yıka gel. Yüzünü yıka gel dedi. Nemlendirmesi nasıl oluyor? Bir dakika nasıl nemlendirmesi? Nemlendirici getireceğim aşkım. Yüzünü yıkarsak kurur. Allah'ım bu çocuk. Bu arada ya, tek getirmediğim şey nemlendirici olmuş. Ama çünkü Ceyda'yla konuştuk, dedi ki bende de var malzeme. Saçmalamayın, bir şey getirmenize bu gerek yok dedi. Bu arada bize bir şey getirmeyin dedi. İki getirmişiz. Şurada hiçbir şey yok abi. Gömünüz mü? Hiç yapmıyor ki makyaj. Ama doğal ki. Bazı çok kullandığım şeyler var. Mesela maskara cırt. Peki abi şimdi nemlendiriciyi nasıl... Nemlendiriciyi nasıl süreceksin? Hadi bakayım. Mesela şu fırçalardan hangi... Aa, elle mi? Okey. Yani genelde insana kendini elle sürer aşkım. Aslında. Abi şuradan şimdi bir fırçanızı mahvetmeyeyim. Estağfurullah, ne demek mahvetme? Bilmiyorum ki hangi fırçayı kullan. Tamam hadi şuna, verin onu yapayım. Çok hafif ama çok... Şöyle. Aynen. Şuradan itibaren benim olduğu için... Burayı kendin, burayı sizin öğrendikleriyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama yine nemlendiriciyi bütün yüze sürebilirsin. Bence de aşkım. Genel bir şey yani. Ama keşke... Dön bu tarafa, bana bak. Badana yaptı, badana. Kuru bunun cildi be. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim, öyle bir fırça vermişsin ki adama, ne yapsın? Ama ben onunla sürüyorum nemlendirici. Şey bir make-up artist gördüm yani. Bir gergin. Kendine güvenli. Ha. Aynı zamanda karşısındakinin kim olduğunu asla önemi yok. Tabii. Yerlemeler falan. Bu kadar çok sürmüş. Emmesini bekleyecek miyiz çünkü bu? Tabii. Tabii ki bekleyeceğiz. Ben şey yapayım mı biraz? Yap. Çünkü bu... Bu şekilde olabilir, yürümez çünkü. Fırça bile nemlenmiş. O kadar sürmüş ki fırça. Peki abi doğru. Senin makyajda sıralaman nasıl? Önce ne yaparsın? Önce ruj abi. Önce ruj mu? Kadını gösteren dudağıdır. Öyle değil mi? Finalize tamam. Ederken rujla final yaparız genelde makyajda. Gerçekten önce ruj mu? Bana bak. Mesela hangi rengi seçtin abi? İşte ve neye göre baktın? Bakıyorum tamam. İşte. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi çok güzel olur şu rengi seçtim. Hangisini? Şu, turuncu. Turuncu. Bence bu arada gözlerini çok güzel ön plana çıkartır. Yani biliyoruz bu işleri, evet. Anlıyorsun. Bunda mı sürüyorsun? Oruç fırçasını yarısını verdim. Yarısını mı süreceksin? Şimdi? Tabii o kadar... Ne? Bitti ürünler. Ya sizde ne şey kıymetli ürününüz varmış abi bitireceğim diye. Kul aşk olsun abi. Yap. Ben... Böyle tutmaya geldim. Bu şekilde. Yap. Diye bir şey olmuyor. Tamam düzgün dur ama kıpırdatma ağzını yüzünü. Aa fena değil ha. Ama yani bir make-up artistin tabii ki el ense çekerek makyaj yapması mümkün değil. El ense. Yani bizim mesela kuliste düşünsene çalıştığımız selebritlerle ensesinden şöyle tuttuğumuz. Bunu temizlemek istiyorum çünkü içine başka renk yapacağız. Ha ombre tekniğiyle bir... Bir şey söyleyeceğim, sana yeni fırça vereyim hemen tamam. Burada. Bakayım. Biraz arkadaşlar abi. Yani ne bekliyordunuz ki? Biz bir şeyleri biliyoruz yani. Ben hiçbir bilgin yok zannediyordum. Bilmiyordum ki. Adını yeni öğrendim. Ombre işte dışına koyu içine açık sürünce hem daha bir boyutlu oluyor hem dudağı daha büyük gösteriyor. Ha dudağı büyük gösteriyor. İki renk olunca mı? Tabii. Koyu renk içine açık renk sürünce böyle bir dudağı patlatıyor, büyütüyor. Kapat şu dudaklarını yavrum. Niye gülüyorsun? Karpuzu boyar gibi. Ya siktirme ama bunun üstüne. Abi karpuz boyar gibi ama gerçekten. Ama aşkım durmuyorsun tamam. Sabit. Gerçekten haklı. Birazcık ona dönmen lazım. Yani abi. Yapma. Görünme. Önemli olan bir şey de makyaj yapılırken ciddiyet. Yani bu tamamıyla bir tarz abi. O yüzden sana bir şey demiyorum ben. Ben hiç görmüyorum. Aynen. Evet bu bir stil. 2022 Vivienne evet. Westwood defilesinde makyaj yapıp Vivienne Westwood defilesinde tamam. Olacaksa mesela key make-up artist olabilirsin bu yaratıcılığından. Anahtar adam. Dudaktan nereye geçiyoruz? Fondöten yapmam lazım. Çünkü lekeler var buralarda. Hoşuma gitmedi bunlar. Görüntüler hoşuma gitmedi. Tamam, o zaman fondöten için ben sana bir tane fırça vereyim. Ceyda'nın fondöteni sürsün. Şu benim fondöten fırçam.
O kadar zor sürer ki onun fırçayla. Biraz zorlan. Kiminle aşık attığını biraz öğreneceğiz. Peki arada bir fırçalarını yıkıyor musun Ceyda'cığım? Çok iyi kapatıyorum. Geçen yıl yıkamıştım bir kere. Sen bununla çok kolay süremezsin. Ben sana söyleyeyim. Çünkü kısa ve senin ellerin şimdi büyük. Bu fırça senin için küçük ve kısa. Çok iyi yönlendiremeyeceksin. Biraz daha açık bir fırça verin. Bu arada makyajla ilgili teknikler öğreniyoruz. Farkında mısınız? Evet. Ben şu an beynime yazdım. Yani kendine olan güvenin, o hareketlerin müthiş. Falan benim hoşuma gitti ben bu arada. Ben de bayıldım. O bir şey yani. Puanları sonra yani. Fırat. Daha çok sürdü ki. Arkadaşlar seviyorum. Siz gerçekten benim malınız çok kıymetli ya. Bizim değil ki. Tamam genel olarak ya alışmışsınız her şeyi ufak ufak kullanmaya. Az çoktur çünkü makyajda. Evet ama şimdi burada böyle bir şey var. Badana boya yapmıyorsun aşkım. Daha önce gerçekten kendine veya işte atıyorum başka birine makyaj yapma gibi bir şeyin oldu mu? Deneyimin hiç oldu mu? İlk defa hayatımda makyaj yapıyorum. Peki o boyunu tutmak zorunda mısın? Ya, o birazcık şey benim tarzım. O tarzım yani. Destek almak için. Hiç bulamazsın yalnız bu tarzda. Tabii. Maskülen makyaj benim. Mesela. Abi. Aa fena olmadı. Hiç fena değil. Cilt okey. Şuraya da sürmüşsün. Evet. Normalde make-up artistler bile bunu bırakır. Unutur evet. Yani şuraya sürmeyi. Abi onlar bence bu işi bıraksın. Şöyle, buradan böyle bir renk geçişi. Bravo. Şöyle bir çizgi gibi. O zaman gibi. Boynuna da sürelim. Çok hafif sürebiliriz yani. Şu tarafa bırakabiliriz. Kulağıma kadar abartma. Bravo. O da doğru bir şey. Çok doğru bir şey yapıyor. Kulak çünkü normalde kızarır eder. Bunu bak bunu ben de bilmiyordum. Sırada gözaltımız var. Ceyda'nın en önemli noktası. Buyurun. Yo. Nereden çıkar? Güzelliğini ön plana çıkartacağım. O benim. Kapatıcı mı? Kapatıcı. Ben kapatmak istemiyorum ki. Gözden altını ön plana çıkarmak istiyorum. Aa çok güzel renkler. Hemen şey yapayım. Peki gözleri yeşil. Ön plana en fazla hangi renk çıkartır? Sarı. Değil. Pembe. Pembe, mor, mürdüm, o tonlar. Mürdüm, aynen. Mürdüm bulursam ne olur bilmiyorum. Mürdüm hangisi bunlardan? Hangisi? Burada mürdüm yok bu arada. Burada mürdüm yok abi. Bu mor. Mürdümsü. Mor. Mürdümsü. Bir. Mürdümsü. Ama ben bu rengi sevdim zaten. Tamam. Oh. Çok alıyorsun, çok alıyorsun. Birazcık sirkeli abi onu. Böyle tık tık. Heh. Mesela bak profesyonel ya. Fırçayı dik değil abi. Yan ama alttan dur, söyleme tık. Şu an. Ama kızın gözünü çıkarmasın diyorum. O kadar tehlikeli şeyler olabilir mi ya? Gözüm içine sokarsan. Yukarı bak tırt. Yukarı bak. Aynen. Heh. Kepek diplerinin altına, evet. Çok göz altıma kadar. Şuraya bir yaklaşabilir miyiz? Parmaklarını görmek istiyorum. Şu zarafete bir bakın. Ceyda'cığım yukarı bak, kıpma gözlerini. Hop 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 hop. Ama çok gözlerin iyi. Rengini güzel patlattı. Güzel oldu mu? Ama aşkım neden aşağı... Çok güzel oldu. Çok yani. Aşağı indirmeseydin keşke. Arkadaşlar bu farklı bir stil. Bir defile makyajı falan diyebiliriz buna. Öyle yedirebiliriz bunu. What we do in shadow makyajı. Ve konsantrasyonu da çok yüksek. Şu altındaki birazcık silmek istiyorum. Çok kaçtı. Nasıl yapacağız? İşte. Kendim düşüneyim. Kapatıcıyla. Concealer şimdi. Fırıltı. Kapat gözlerini. Yaptığı hataları silmek istiyor şu an biraz ama... Hemen boş fırça. Hemen boş fırça. Buyur. İşte öyle makyaj kolay yapılıyor da bilmem ne de görün işte. Ya kolay yapılıyorsa artisti niye olsun? Ama her şeye kolay yapılıyor diyorlar. Tabii. İşin içinde olmayan her şey kolay diyor. Tabii. Bir çok yoğun bir mor. Sen bunu çok iyi kurtarırsın gibi geliyor. Kurtaracağım. İyi izleyin şimdi. Gözlerini kapat. Kapat. Kurtarıcı hareket gel. Aman artık. Buf değil mi? Oo. Kapatma gözlerini. Öyle kapatma bak. Zoru başardı bu arada. Degrade degrade farkındaysan. Tek bir hareketle. Turuncu bir yoğun bir hafif. Bir yoğun bir aç hafif. Gözünü. Bakayım. Doğru. Çok iyi bir yere gidiyor şu an. Siz bir ellemeyin. Tamam. Ben çok iyi yakaladım bu işi. Ben asla ellemeyeceğim. Ben mesela maskarayı nasıl sürdüğünü çok merak ediyorum. Maskara mı? Hı-hı. Maskarayı nereye süreceğim bilmiyor olabilir. Sen sıralamanı kendin mi? Sen şimdi nereye geçiyorsun? Göz bitti mi şu an göz makyajı? Bakayım. Kaşları birazcık arttıracağım. Bir kirpik dibine bir eyelinerla tamamlamak ister misin bunu? İsterim. Bence isterim. Emin misin? Eyeliner'dan? Şu. Yani kirpik dibine hani kızlar böyle ne diyorsun ya? Ve bu arada bunun en önemli özelliği... Gözünü çıkarmamak. Dümdüz çekmek zorundasın. Çıtır çıtır olmayacak. Sonrasında kirpik yapıştıracağız. Bir de bu var. Şimdi Ceyda çok dikkatli oluyorsun. Sen dikkatli oluyorsun. Bak kafanı sabitledim burada. Ama ben ne bileyim nasıl yapacağım bilemiyorum. Onu, elimi destek almam dibine. Açma gözünü. Ay şuraya açmayacaksın. Üstüne. Bir saniye durun. Tamam. Herkes sakin olsun. Ellerim titriyor. Bu bitti mi? Bu muydu? Bilmiyorum. Bir bakayım. Bakabilir miyim? Yarım düşündüm. Ha, yarım eyeliner. Ha bu tarafı da mı var? Tabii olmalıyım şimdi. Kapat gözünü. Bakayım bir. Bak bak. Abi zoru yapıyorsun sürekli ve şaşırıyorum mesela. Yetenek var ha. İyi para var mı bu işte? Ben...
Altın bilezik yapayım bu yana. Olabilir. Geçti borunun pazarı ya. Olmaz mı artık? 10 yıl önceydi yani. Evet. Bizim zamanımızda olacaktı o. Şimdi o... Tutamaç makyaj atölyesi şöyle. Tutamaç. Önce maskara sür, sonra kirpik takacağız. Kirpik takarsa ben burada baygınlık geçip takamazsın kirpik. O kadar kolay takacak bence. Ben şimdi hazırlayacağım onu. Normalde bu arada asla maskaramı kimseye sürdürmem ben. Gerçekten şu mi? Şu gözüm yaşarıyor, hemen kendim tamam. sürüyorum. Tamam, bu üst ve altını olarak. Şöyle şöyle. Yok. Böyle böyle. Daha alttan yukarı doğru diyelim. Oha, ne kadar etkiliymiş. Burnuna değdirdin. Bir dakika gülme ama. Oha, ne kadar fark ettiriyormuş. Bu var ya, asrın buluşu bu. Evet, maskara oha, günaydın. Ne asrın bu? Bu çok iyi arkadaşlar, bunu beğendim. Kirpiğe yapıştırıcıyı ben sürüyorum. Ben seni yönlendirmeyeyim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kirpiği tam kirpik diplerine tutulman lazım abi. Sanki kendi kirpik çıkışıymış gibi olmalı. Yapıştırıcısını gözümün içine falan sokmaz değil mi benim? Zaten... Açma bunu ama, açılırsa kirpik tamam. düşer. Basıl, şurasını basıl. Tamam. Sakin ol. Tutamaç geliyor. Vallahi eline yakışıyor. Abi ben size diyorum ya. Yok mu yanınıza almak istedim? Yalnız şuradan gözümde kirpik görüyorum. Biraz büyük yaptık. Görmek ister misin kendini? Hayır daha değil. Daha bitmedi ki arkadaşlar. Daha bu allık süreceğiz. Normalde kirpik takıyor musunuz bilmiyorum. Kirpik takınca böyle şuranızda şöyle bir evet, siyahlık var gibi değil evet, mi? Evet var. Ona aa, ben böyle şey. Hiç şey yapamazmışım. Şu üstteki rengin allığından istiyorum. Tamam şu. Ben sana vereyim. Yapayım ben bu işi. Kirpik çok zor bir şeymiş hiç taktırmadım. Ya. Bir kere bir setinde takmışlardı yarım böyle ucağı. Ne yapıyorsun şu an? Allık süreceğim. Yüzüne kan gitsin ya. Kan gitsin. O kadar fondöten sürdün ki bir kan gelsin. Gel böyle. Bakayım. Arkadaşlar bunun bir rengi yok. Şaşırdığım nokta ne biliyor musun? Nasıl sürdü onu kirpiği bu kadar güzel takmışsan gerçekten. Şaşırdım. Yemin ediyorum. Allık geliyor hazır olun. Eyvallah. Şöyle yapar mısın? Ha, şuradan şuraya bağlamak istiyorum. Bayağı 80'ler temalı bir... Annem öyleydi ha. Hakikaten öyle. Ben çocukken annemlerin makyajları böyleydi. Zaten şu hareket bitti bakayım artık bir... değil mi? Bir saniye bakayım. Kaşı çok merak ediyorum ne yapacağını. Ya aslında ben buruna gölge yapacağım. Bravo. Ya abi biliyorum ha. Burnun biraz geniş küçültürseniz sevinirim Fırat Bey. Ben burun gölgesi hiç beceremiyorum ve çok şimdi göreceksin. Çok alma, hafifletmen lazım. Bravo. Bravo, bu kadar ya, bitti. Abi seninle çalışırım ben bu arada. Üçünüz yeah. beraber, yeni program. Çalışırım bu arada. Gel buraya. Burnu daraltacakmış, her şeyini yaptı da burnunu daraltması kaldı. Bunu biliyorum çünkü yapmayı. Buna yapıyorlardı da ondan. Ya setlerde Fırat'a malum biraz burun çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim, bu rengi sevmedim. Çok kirlenmiş gibi oldu. Bana bir koyuyorlardı, böyle renk farklılığı oluyordu. Sonra onu nasıl dağıtıyorlardı? İşte orada zaten sonra. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Onun içindeki o kalan fonten zaten silgi gibi görev görecek. Ama çok bastırmadan, bravo. Şuranda siyahlık var yani. Sen hiç sıkmıyor musun bunları? Çünkü oraya maskara bulaştırdın. Sen yaptın onu. Böyle doğru. Bir de ben şuralarındaki şu çizgiyi azaltmak istiyorum. O zaman git dolgu yaptır derler. O kadar olmuyor mu? Kaşın ne yapıyorsunuz? Çiziyoruz abi. Kaşı bununla, kaş kalemi. Benim kaşı yok arkadaşlar. Kaş yaparken ya. Göz çıkarma da ben evet, sürdüm çünkü iyi. Kaşım yok benim. O zaman ne yapıyoruz? Dur, falan ben kendi beklemiyorum. Çıktı mı o ürün? Çıktı. Bak kaş çıkartma ürünü. Vallahi çok seveceksin. Garanti ben veriyorum. Ben deneyeceğim. Eğer güzelse söyleyeceğim size. Her eleştiriyi açıyorum. Ne olur söyle. E tabii bir sonraki daha iyi yaparsın. Kesinlikle evet, öyle. Evet bu arada doğru. Utku acaba neler yapacak şimdi bu şeyde? Evet. Çok merak ediyorum kurgusunu. Yazılarının bakayım. Kurgusunu. Vallahi bir şey var tabii. Nasıl söyleyeyim? Evet. Karakteristik bir duruşu var şimdi bu tarafın. Bedenin güzellemesi. Tara o kaşları bence ki biraz. Tara onları fenalık bastı bana tara. Şişt, dur bakayım. Çok severim kaşlamayı. Ah ah kızın kaşı ne oldu ne oldu bak. O kadar çok taradık hala kaşım bak. Kurudu döküldü kaşım. Evet. Çok güzel oldu dur şimdi. Ne kaldı ne istiyorsun? Ya aslında bir şey söyleyeceğim. Bence bir highlight yakışır. Önemli. Highlight lazım. Tabii bence de işte ben dedim ya. Benim de var highlight'ım. İlk makyajıma göre bence iyi. Ki bir kere kirpiği şöyle taktığın için sana zaten ben evet. 50 kanaat puanı veriyorum. Bir şey diyeceğim. Ceyda da böyle yapıyor ha makyajını. Anca bu kadar yapıyor. Bak yalan değil. Ceyda yapamıyorsun. Bu kadar yapamıyorum. Bir bak artık. Bu kadar yapamıyorum dedim bak. Baksın mı? Yok bakmasın. Dur. Highlight'ını atayım da beğenmiyor. Highlight'ını atayım dedi. Karabiber tuz atıyor sanki. Bir dakika dur bakayım. Benim parmaklarım büyük ya. Gayet oldu. Daha da parlatayım bakayım mı? Bir bakayım mı? Yani bence de yeterli mesela. Bence de çok yeterli. Ben minimalistim. Onu minimalist. Bu aslında maksimalist bir makyaj yani ama... Ama içinde minimalist öğeler var. Bir bak bakayım Ceyda. Eminsin bitti kesin. Evet aşkım. Hazır mısın? Değilim. Ben böyle mi makyaj yapayım Fırat? Hayır kötü mü? Sen onu söyle bana. Şöyle tutayım. Mesela neyi değiştirdin ben onu merak ediyorum. Dudak zaten yanlış olmuş. Evet.
şuraya burada bırakmış çok bir kesik olmuş her şey. Bütün nerede bırakmışım? Yüzde bir blend yok. Kirpik için ne diyorsun mesela? Kirpik aslında nasıl taktın orada? Fena değil değil mi? Oraların kesimiz beni ilgilendiren bir şey değil. Asistanlarımın verdiği kirpik boyutu bu. Beni alakadar etmez. Eyeliner'a bak ya. Nasıl yaptın lan? Yavrum bundan sonra söyle beni. Çağır ben çekerim sana eyeliner. Bence bu arada müthiş bir koca değil mi? Karısının eyeliner çekebiliyor. Eyeliner çekebiliyorsun falan. Evet. Çünkü yani. Şunu düşünüyorum. Kendine yapmak bayağı zordur bunu. Çok zor. Tabii ki. Başkasının yapması daha kolay yani. Kaş hiç olmadı. Tel makyajını sevdim. Kirpik takmasını bence ilk takışa göre gayet iyi taktı. Eyeliner far sürme. Peki şimdi diğer tarafa yorumlara yazın dermişim. Bence siz çalışın ve görsünler benim farkımı. İki kişisiniz. Onu da hesaba katsınlar. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Bir de cancıklar vardır. Düzenli gelir o da izler videoları ama bir abone olayım, bir like atayım. Bir etkileşime gireyim yok. Instagram'dan niye takip etsin? Etmez. Canlar hem bize hem bize kaldıya aboneydi zaten. Cancıklar eyeliner çekiyorlar. Böyle ucundan tutturamıyor. Yani tek çizgi zikzak çiziyor her seferinde. Ama canlar hem kendinin hem eşinin eyeliner'ını çekebiliyor. Bakayım ne yapıyorsun? Şimdi fonten sürüyorum. Şimdi bir öğren de belki bir galada bir şey de yapıveririm. Hareketlerin çok tutarsız. Yani tek de yap şunu ya. Tek hareket. Yani böyle. Ben birazcık makyaj yaparken haklısın. Zaman geçirmeyi seviyorum ama. Ama bak buradan düğüne yetişecek bir kız belki. Birazcık erken gelmesi gerekiyor. Hayır, ama zaman daha değerli. Hızlı makyaj yaparsın. Evet. O makyajın kalıcılığı ondan emin olmazsın. Ben şu an akşam 12'ye kadar dayanacak bir makyaj yapıyorum. Buradan böyle şeye geçiyorum. Pranza. Abi bu kadar detaylı bir iş mi bu ya? Tabii ki detaylı bir iş. Mesela senin elin nasıl böyle tak tuk sersin. Ben mesela fırça yüzünde böyle sanki bir zümrüdü anka kuşunun tüyü gibi uçuşturuyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum mesela. İyi de fiziken çok saçma. Neden kalıcı olsun ki? Benimki sert. Daha dibine kadar işliyorum. Sen üstünden üstüne yapmışsın. Bu arada sen mesela hissiyatı nasıl? Masaj gibi çok değil güzel. Mi dokunduğumu? Seninle şeye döndüm. Dayak gibi döndüm. Burada bir huzur, bir burada bir şey hissedersin. Tabii. Bu arada makyajla yüzü böyle duracak. Seninkiyle biraz böyle durmuş. Beni çöktürttün şu an. Evet. 20 yaş. Şu an farkındaysan yukarı yapıyorum her şeyi. Heh. Alıyorum, sürüyorum mesela buraya doğru yapıyorum. Çünkü neden? Önemli olan lifting etkisi vermek. Botoks. Evet. Bravo. Çünkü bizde yok olsa ihtiyacı kalmaz. Şimdi mesela concealer'ı sen sürdün. En fazla nereye ışığa ihtiyaç var? Tam buraya ihtiyaç var. Çünkü kaşın kemiği tam göz pınarının oraya düşer. Mor bile değilse göz çevren o bile mor gösterir. O yüzden mesela yaparsın. Mesela bak şimdi bir abi yüzün yarı iki tarafına bak. Bak berraklığına bak bir. Şimdi bak benimki daha vuracağım. Ön planda. Bu arada haklısın. Böyle bile güzel. Tabii. Plastik makyaj yapıyor musunuz böyle yara makyajı falan? Hiç yapmadık öyle bir biz şeyler yapmıyoruz. Biz BT makyaj. Aynen. O zaten bambaşka onun bir şey. Onun başka bir eğitimi var. Bir de Türkiye'de çok fazla plastik makyaj yapılan bir mecra da yok. Yok. Tek tük işte. Filmlerde falan. Ceyda'nın makyaj malzemelerinden biliyorum. Çok pahalı. Tamam mı? Evet. Hele şimdi. Sonuçta aldın onu da rezil etmemen lazım. Aslında şimdi o yüzden makyaja gitmek daha mantıklı. Şimdi size geldikleri zaman ücretler ne oluyor? Sizinkini sormuyorum aslında ben. Genel anlamda soruyorum. Bir yere gideceksin. Makyaj yaptırmaya gittin. 150'den başlar. 10 bin liraya kadar devam eder. Daha bile tamam. Fazla. Daha bile fazla. Orada 10 bin lira olmasının sebebi kullanılan malzeme mi yoksa her makyöz şey. Mü? Her şey. Makyöz yani, daha iyi. Eğer bana gelip makyaj yaptırtıyorsa ben kadına zaten tabii ki çok iyi ürünlerle makyaj yapmak zorundayım. Yani tabii, atıyorum kullandığım fonten en iyi sonucu verecek fonten olması gerekiyor. Bizi make-up artist olarak çağırdıkları için bizim de make-up setinin en iyi olması. O zaman abi sizin de maliyet çok. Şimdi düşününce. Tabii biz de çok para verip makyaj malzemesi aldığınız oluyor ama markalardan da tabii orada gönderiyorlar. Gelenler oluyor tabii. Şimdi sen zaten aslında 10 bin lira yapıyorsun ama şuradaki tek malzeme 5 bin lira alınca doğru. Yani masaya aslında sen 150 bin lira yığıyorsun. Bu arada öyle. Tabii. Benim sadece fırçalarımın değeri şu an toplam değeri belki 300 bin liradır. Ne? Ne? Fırça mı? Dükkandakileri de gelip görsen yani harcadığım para şöyle söyleyeyim sana minimumdan bahsediyorum 1,5 milyondur. Ne diyorsun ya? Minimum. Herhalde. Minimum. Vay anasını. Fırça aşılı pahalı zaten. Ki burası burada bir şey yok. Ne? Binde biri bu yani. Şey. Aynen. No makeup makeup kontürlerle sadece makyaj bile inanın makyaj bile. Makyaj bile çok yakışıyor sana baksana. Teşekkür ederim. Başlığı ben buldum bu arada. Kontürlerle makyaj. 1,5 milyon TL değerinde makyaj malzemesi. Ama yok burada şu an. Şu an burada olması doğru. Önemli değil. Anlattık onu biz. Ay çok güzel. Bakayım. Ne kadar doğal ve şey duruyor. Ben niye yapamıyorum bunları? Şimdi bak makyajsız gibisin. Ben makyajlı gibi yaptım. Ya ben makyaj yapılsın dediler. Ben makyaj yaptım ya. Fırat'la yer değiştireyim tamam bence. Mı? O dudağı devam ettirin ama. Size geçen geldiğinizde bir şey göstermiştim hatırlıyor musun? Bir uygulama. Makyaja gidiyorsun. Make-up artist sana bir makyaj yapıyor. Kapında kuyruk oluyor. Diyorlar ki bu nasıl bir ev?
Gözenek yok ciltte. Kaş böyle olmuş. Dedim ki oha herkes çok güzel zannediyordum. Aynen. Yemin ederim diyorum ki benim cildim kötü. Meğer programmış. Gidebilir miyim? Hatta sen bu şimdi konuşurken ben sana şimdi bir tane fotoğrafı... Çok gerçekçi bak hazır olun şimdi. Instagram'ın %90'ı buymuş ya. Evet mi? Ben inanamadım arkadaşlar. Ne olur kimseye özenmeyin. Bak en kötüsü şu. Ergenlikte olan daha böyle kendini kabullenmeye hazır olmaya başlayan genç kızlar böyle şeylerden çok etkilenip... Aa bir dakika ben Instagram'da bu kızı görmüştüm dersiniz bak. Bravo. Öyle. Hepsi aynı ya. Kaç paraydı filtre bir de pahalı bir şey. Şimdi söyleyeceğim ya herkes filtreyi alıyormuş değil mi? Tam tersi etki yapıyormuş. Herkes onu alıyormuş. Ceyda kaç yaşında bana diyordu ki ya ben ciltçiye mi gitsem baksana insanların cildi ne güzel dediğini biliyorum. Arkadaşım sen de güzel güzel orada bronzlar koyuyorsun. Fırat bunları öğren yani. Bronz sürmemin özel bir nedeni yok. Aslında da yakıştığı için göz rengine vesaire. Rengi, burada aynen. Çok büyük bir kakafone olduğu için makyajda. Burada daha sade, clean, daha böyle bir bronzlar. Ben senin maksimist davranışını onaylıyorum abi. Hiç boş ver. Ben şunu istedim. Ceyda bir ortama girdiği zaman herkes ona bir dönüp bir daha baksın. Ben tek attım sen oradan ooo bir sürü ama tabii kalın oldu. Bana bunu söylemediniz üst üste yapacağımı. Böyle böyle yapılacağım söylenmedi. Bir de ben böyle tuttum sen yan tuttun. Tabii. Sen böyle sürmeye çalıştın. E söylediniz mi ben nerede bilmiyorum. Ama yani hiç dokunma. Öyle mi? Müthiş görünüyor bak. Bakar mısın Ceyda? Bir bakabilir miyim? Muazzam görünüyor. Dur bir kaş eklensin ondan sonra anlayacağım. Tamam. Mümkün de kaş var çünkü. Ama kirpi gelecek görünmeyecek. Boşuna malzeme harcanıyor. Ticari olarak yanlış buldum. O kadar pahalı malzemeler. Az kullanalım lütfen. Bak şimdi. Çok makyaj da bana hiç yakışmazdı. Makyaj yaptığınız en ünlü kimdir? Çok söyleyin. Adriana Lima benim. Ne? Daha çok var ama. Bir dakika anlat bakayım. Adriana Lima'yı nasıl makyajı? Ay çok güzel değil mi? Nerede Adriana yaptın? Lima Antalya'da. Ha defilede ha tamam. Evet. Düğüne gidiyormuş değil mi? Antalya. Türkiye'deki make-up artistlerin şeyleri gidiyor. Portfolyoları gidiyor. Portfolyoda ne oluyor? Senin daha önce yaptığın makyaj. Bütün yaptığım işler gidiyor. Ha, oradan seçiyor mu? Oradan seçiyor. Bana dediler ki sen Adriana'ya gideceksin dediler. Kapıdan böyle yukarıdan merdivenden aşağı bir şey indi, bir ışık indi böyle. Korkunç bir göz rengi var. Asla bakamıyorsun. Seninle böyle konuşuyorum ya bir süre sonra gözünü kaçırmak zorunda hissediyorsun. Ama aşırı tatlıydı. Benim uçağımı kaçırmama engel oldu. Yani sebep oldu pardon engel oldu diyorum. Engel oldu diyorum. Kaçırıp daha fazla onun yanında kalmaya çalışmış. Bu arada doğru, herkes kaçırma. Gitti beni göndermedi. Ha, bir şey olurdu, İkinci makyajı daha yapacaksın dedi. Bak, sonra partide bıraktı gitti beni. Buradan o zaman söz hakkı çıktı şey. Yok yok. Adriana Lima izliyorsan yorumlara yaz. Niye böyle yaptın? Barra Feli'ye tanır mısın? Hayır. Feli? Bruce Willis. Tanıyorum. Bruce Willis'in karısı var. Bu Victoria's Secret modeli odan. Bir dakika Bruce Willis'i mi yaptın karısını mı yaptın? İkisine de. Ceyda ya. Filtreye gerek yok bence. Gerçekten yok. Bakayım Ceyda'cığım. Güzel. Bir de ama bak rujunu yapmadınız ama. Çünkü bozuldu Fırat. Türkiye'de makyaj yaptın en ünlü kişi. Yapmadığımız kalmadı ki. Tarkan. Tarkan'a yapmadım da ben Ebru Gündeş, Sibel Can, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Seda Sayan. Ben şarkı söyleyen sanatçılarla, ben full oyuncu ve modelle çalıştım. He tamam oyuncu model. Sen de şarkıcılarla çalıştın. Ben daha çok şarkıcı. Ama mesela bir Gülşen'e yapmadım. Aa Gülşen izliyor bizi çok sever Can. Gerçekten. İzliyor mu? Bilmiyorum belki. Bu kadar büyük bir kepin yakışacağını düşünmezdim ama güzel oldu. Hadi ya. Evet çok güzel bu makyajda oldu. Çünkü çok büyük mü geldi sence şurası? Bakayım bir dakika ben bir kalkayım şöyle. Bana versiniz ben onu takardım. Sen bu arada tek seferde takardın. Ceyda dudağını... Dudağın büyüttü kaç katı? Falan bir şeyler yaptı. Ama aynı renk yapmadık abi dudağın. Şimdi evet. Yani orada... Abi insana ister istemez şöyle bir tavır geliyor bak. Değil mi? Hemen. Şuradan geldi o tavır. Bir de beni böyle çek. Bir de beni hemen yorumlarda bak. Yorumlarda yazar mısınız hangi tarafı daha çok beğendiğinizi? Fırat'ın yaptığını mı yoksa Fezi ile benim yaptığım tarafı mı? Değerlendirmemizi şöyle yapayım. 15 yıl vs 10 saniye. Yani 10 saniye geçmişim bana. Hani öyle 10 saniyede kazanırsam. Ama onlar misafirimiz olduğu için Fezi'ler kazansın lütfen. Fezi ve seçkin. İçinizden ne geliyorsa onu yazın. O zaman Ceyda diyebilirler. Desinler. Ceyda güzel olduğu için hepsi tuttu da diyebilirler. Ya canım şimdi bakın normal halimi görün sonra uygulamalı halimi görün inanamayacaksınız ben şok oldum. Direkt kardeşin olmuş abi. Özellikle Amerikalıların hep bu filtreyi kullandığına eminim. Araplar ve Amerikalılar. Full. Böyle ben şey Instagram var. Atacağım ve bugün böyle uyandım. Ben sabahları geyik yapıyorum ya. Evet. Çok doğal uyandım bu sabah diye belli tane filtre üstüne. Bunu normal bir kadının yapması ya da bir erkeğin yapmasına okeyim. Ben bunu make-up artistinin yapmasına karşıyım. Nasıl ya bir dakika bir dakika. Zaten ona kızgın böyle yapıyorlarmış. Sen şimdi bir makyajını yapıyorsun ve portfolyonu bu haline mi ekliyorsun? Bu haline ekletiyorlar işte onu demeye çalışıyorum. Tamam gelen adam demiyor mu niye ben böyle olmadım? İşte evet. Zaten problem orada. Orada bir iki sanatçı ben bu değilim kaldır ben bunu diyenlere kadar vardı iş. Bunu ne yapıyorsunuz ya? Abi story ne böyle koyabilirsin. Ama benim gerçek halim bu dersen bundan etkilenecek ve onun gibi olmaya çalışan henüz büyüme çağında çok insan var. Bunlar çok takıyorlar böyle şeyleri. Ya canınız ne istiyorsa yaptırın. Sadece gerçek olmayan şeylere takılıp kendinizi üzmeyin. O başka bir şey, o başka bir şey. Bu kadar. Bakayım ya eksik kaldım öyle hızlı hızlı yaptık ama. Sen böyle dışarı. Yüzün yarısı full yarısı. Ben galiba hep
Daha hafifçiyim ben ya. De canım şöyle. Baksana ya, şu kaliteye bak. Ben de işte şey ağırcıyım ben. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Vallahi çok mutlu olduk. Biz de öyle. Biz de öyle. Bize kaldığındaki videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz kutumda ne var falan oynadık hep beraber. Güzel oynadık evet, eğlendik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye. O kadar tehlikeli şeyler olabilir mi ya?